geldi eşyalarını yerleştirdi odasına. Her şey tatlıya bağlandı nihayet. Hemen hemen her şey yani. Ortada bir tek soru kaldı, cevap bekleyen. Tamam. Başlayalım o zaman. Uzun süre direndim. Kabul etmedim. Yok etmeye çalıştım. Gömmeye çalıştım. Ama artık biliyorum. Buna dayanamam. Ben... Ne kadar zormuş. Ben... Sana aşığım. Teşekkür ederim. Pardon, saçmaladım galiba. Otur şuraya. Deli. Seninle konuştuktan sonra sabaha kadar düşündüm. Berna'nın geldiği durumu. Kenan'ın geldiği durumu. Ailelerimizi. Hepsine tamam dedim. İnsan seviyorsa bir türlü hepsinin üstesinden gelir. Tabii ki. İkimiz beraber her şeyi... Dur da bitireyim. Sonra... Galiba gün doğumuna yakındı. Korkunç bir şey fark ettim. Ben sana güvenmiyorum zaten. Hiçbir zaman da güvenmedim. Benim sert ve kapalı biri olduğumu söylüyorsun. Doğru. Çünkü hassas bir kalbim var. Onu korumanın başka yolunu bilmiyorum. Ve kalbimi o güvenli yerden çıkarıp... Yanımda başka kızlara mesaj çeken... Evlendiği gece bile gezmeden tozmadan geri kalmayan bir adama teslim edemem. Ama o öncedendi. Ya ben değiştim Ekin. Belki de sen öyle sanıyorsun Sarp. Belki de biraz da aşk acısı çekmek isteyen küçük bir çocuksun. Daha birkaç hafta önce aşık olduğun, yanıp tutuştuğun kız. Hani aranızı yapmaya çalıştığın o kız. Hiçbirinin adını bile hatırlamıyorsun değil mi? Ya Ekin, bak o olay... Sarp dinle beni. Bırak bitireyim. Yeni oyuncağın da benim belki. Ben sana nasıl güveneyim? Yani ne desem inanmayacaksın öyle mi? Özür dilerim ama şu an öyle görülüyor. Yani hissettiğin bu mu? Gerçek bu. Yani bitti. Kadarını ikimiz de hak etmiştik. Gidiyor musun şimdi? Gidiyorum. Kıyafetlerin hepsi dolapta. Teslim aldığım gibi bıraktım. Ekin. Gitme ne olur. Belki bir gün... her şey başka türlü olur. Unutma beni, tamam mı?